Hadislerde tabii iki tane temel hadis var aslında kalple ilgili. Pek çok da. Bir tanesi vücudunuzda bir et parçası vardır ki o iyi olursa, düzgün olursa bütün vücut Ceset iyi olur. ceset uygun olur. O kötü olursa bütün ceset bozulur, kötü olur. Bu sahih aynı hadisi yani hem Evet. Buhari hem de Müslim rivayet etmiş. Bu birincisi. Bir de Allah sizin cesetlerinize işte dış kalıbınıza bakmaz, kalplerinize bakar Evet. diye bir hadis var. Şimdi bunların ikisini bu manada yorumlarsak nasıl yorumlarsınız? Yani bu söylediğiniz çerçevede yani Evet. oradaki et parçasından bahsediliyor aslında hadiste Tabii. ama. Şimdi o et parçası önemli hocam. Yani o et parçasıyla bir alakası var. Zaten insanın hakikaten kimse kalp derken başını göstermemiş. Bütün kültürlerde öyle. Aynen. Şöyle evet. Evet. Aynen. Kalp ve yüreğin merkezi olarak burası gösterilmiş. Ve o bizim ceset yapımızla o nefs hakikatimiz hocam, nefs hakikatimiz insan öldüğünde kendinden ayrılan o şey Kur'an'a göre nefstir. O hakikatimiz. Bu vücudumuzla iç içe. Dolayısıyla maddi kalple manevi kalbi birbirinden tamamen bağımsız, ayrı düşünmek hemen hemen imkansız gibi derler. Birisi diyelim ki hard disk ise öbürü ekran gibi. Yani nasıl hard disk olmadan ekran bir işe yaramaz. Ekran olmadan da hard diskteki bilgileri okuma şansınız yok. Belki Yani birisi yazılım da diyebiliriz. İlahi elbette. yazılım gibi Yani yani. şu alemde, şu dünya aleminde o bizim manevi kalbimiz de iş görürken bir yönüyle maddi kalbimiz orada devreye de giriyor. Yani bu yönüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın esasen hocam o hadis-i şerifi hem maddi sıhhat anlamında kalbiniz sıhhatli ise hakikaten insanın dolaşım sistemi kan olarak güzel çalışıyorsa değil mi? Orada bir tekleme yoksa normal şartlar altında insanın vücudu sağlam olur. Gerçi birazdan gireceğiz yani. Modern Evet. tıp biraz beyin merkezli gibi Evet, daha orada fazla ama gireceğiz. oraya gireceğiz. Ama manevi kalple alakası da hemen hemen Kur'an-ı Azimüşşan bütün insanın olumlu yönlerini ve olumsuz yönlerini kalp merkezli olarak ortaya koyar. Yani müminlerin, münafıkların, kafirlerin ayrı ayrı kalplerine dikkat çeker. Belki buraya geçmeden hocam yeni Çünkü sorularınıza da Kur'an'da bir sürü hem olumlu hem olumsuz anlamda kalbin bir sürü vasıfları var, fonksiyonları fonksiyonları var. vasıfları var. Birazdan geçeriz. Evet. Ben esas bir Buyurun. şey daha Buyurun ilave Hocam etmek abi. isterim doğrusu Buyurun. hocam. Tabii bu çalışmaya Kur'an-ı Kerim'de kalp konusuna çalışmaya başlayınca acaba tabii Kitab-ı Mukaddes'te bu konu nasıl ele alınmış? Yani Tevrat'ta nasıl ele alınmış? Ben de aslında onu sorayım Evet. dedim Evet. birazdan. Yani bir farklılık var mı? Evet, Bir benzerlik, İncil'de nasıl ele farklılık var mı? alınmış, Zebur'da nasıl ele alınmış? Hocam enteresan bir Ben de şekilde o alanları biraz inceliyorum ama bu evet. anlamda incelemedim Evet. doğrusu hiç. Hocam hemen hemen Kur'an'la arasında hiç fark yoktur desem yeridir. Bu üç kitap, dört kitap, dört kitabın hepsi kalple ilgili baktığınız zaman mesela her biri bir et parçası olan kalbe dikkat çekiyor. Kur'an'da da var et parçası olan kalbe dikkat çekilen ayetler. Diğer kitaplarda da var. Hepsinde istisnasız Allah'la kul arasındaki kontak noktası olarak kalbe dikkat çekiliyor. Yani Allah'ın insana yönelik tasarruflarında, yönelişlerinde, insanın değerlendirilmesinde kalp merkez olduğu gibi insanın Allah'a yönelik yalvarışlarında, yakarışlarında imandan başlayarak müsbet anlamda iman, takva, zikir, muhabbet, haşyet yani korku anlamında bütün bunlar da kalp merkezli olarak yapılandırılıyor. Allah'la insan arasındaki kontak mesela ikinci olarak. Üçüncü olarak insanın entelektüel boyutu diyebileceğimiz, özellikle idrak boyutu, anlama boyutu, akletme boyutu. Vicdan belki. Aklama, akletme hocam, idrak önce. Anlama, akletme, Kur'an ifadesiyle tefekkür, tezekkür, tedebbür diye ifade edebileceğimiz düşünme boyutu. Bunların hepsi bütün bu dört kitapta kalbe bağlanıyor. İşte Kur'an'da Aynı da öyle. aslında, Aynı. evet. Duygular. Mesela bizde şöyle bir yanılgı var hocam. Diyorlar ki işte insanda bir akıl var, bir kalp var. Onun bağlantısına geçeceğiz ama. Şimdi daha çok akletme ve idraki beyine veriyoruz. Beynin fonksiyonudur diyoruz. İşte duygusal yönümüz kalptir diyoruz. Muhabbet deyince herkes zaten muhabbeti akla değil de kalbe yakıştırıyor. Şimdi ama bu dört kitapta da
hem idrak merkezleri hem duygu merkezleri de kalp olarak. Mesela merhametin makamı kalp olarak ifade ediliyor. Muhabbet kalp merkezli bir şey. Korku kalp merkezli bir şey. Yani Kur'an'a göre baktığınız zaman. Demek ki duyguların merkezi de kalp Kur'an'a göre. Başka efendim amellere değer katan niyet. Arka plan da kalp merkezli. Bütün ilahi kitaplarda aşağı yukarı bunlar hocam aynı şekilde gösteriliyor. Şimdi Adem bu abi yönü, bu yönüyle bir şey var. Yani geçmiş din kutsal kitaplar tabii tahrif olunmuş evet. Belli konularda ama gerçekten de belli konulardaki şeyler aslında çok incelenmiyor ama aynı şeyler aynı yani. Şeyler tabii. Yani oralarda tahrif sadece hocam olduğu, belki hani biz Kur'an'a göre tabii bakarız da. Bir yani bir ayette bir farklılık gördüm. İncil'de yanlış hatırlamıyorsam. Allah'ın da kalbinden bahseden bir ayet var ki tabii müteşabih bir ayettir. Hani muhtemelen o diyorum ki tercüme itibariyle yanlış tercüme edilmiş olabilir orada da. Çünkü mesela bizde de Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah'ın senin zatın anlamında nefs kelimesi kullanılır biliyorsunuz. Allah hakkında da kullanılır. Ama oradaki zat anlamındadır. Burada da muhtemelen böyle bir manadır. Ben senin kalbindekini bilmem diyor mesela. Ya şeyler zaten o tercüme şeyleri genelde bu Hristiyanlıktaki sapmaların önemli bir kısmı tercümeden oldu. Kaynaklanıyor. Yani Aramice'den Yunanca'ya evet. Tercüme. Yani onun dışında, o ayetin dışında Rab kelimesi de öyledir. Evet. Yani. Hiçbir farklılık hemen hemen yok desek yeridir. Yani tamam. Hakikaten bu tasnif hem Allah'la insan arasındaki kontak merkezi olarak hem idrak merkezi olarak anlama, tefekkür, akletme merkezi olarak hem duyguların merkezi olarak işte amellere değer kazandıracak o niyet ve irade merkezi olarak hep kalbe vurgu yapılmış. Yani dolayısıyla Mevlana'nın dediği gibi diyor ki insan dediğin gönülden ibarettir. Gerisi diyor kan ve şeydir, kemiktir diyor yani. Onun için gönül bu anlamda gönül tabii kalp anlamında tabii, veriyor. İnsanın hakikatini, o öz benliğini, o çekirdeğini ifade eden bir kavram Kur'an'a göre. Gönül kelimesine baktınız mı abi Timur Hüseyin'e? Şey Farsça mı o? Gönül Farsça. Farsça değil mi? Farsça'da dil anlamı da, dil de deniyor gönle mesela. Yani bu yönüyle... Şey diyecektim orada, ben bu Gazali'nin bir kitabı var, bilmiyorum gördünüz mü? Raddül Cemili İlahiyyeti İsa Bisarihil İnci diye küçük bir risale o. Bunun nispeti de tartışılıyor İmam Gazali'ye ama İmam Gazali orada bir yöntem uyguluyor. Bu malum bizim alimlerimizin yazdığı geçmiş kutsal kitaplara yönelik onların tahrifini filan inceleyen onlara yönelik yazılan eserleri iki tasnifte ele alıyoruz biz. Birisi outsider, birisi insider perspektif diyoruz. Yani birisi içten, birisi dıştan bakış. Evet. Bazı alimler Kur'an ve sünneti esas alarak o eserleri değerlendirmişler. Mesela işte İmam İbn Teymiye'nin, işte İbn Kayyim el Cevziye'nin birçoklarının kitabı böyledir. Yani Kur'an işte ayetlerde şu var, dolayısıyla tahrif edildi. Ama bazı alimler, İmam Gazali de o eserinde onu yapıyor, tamamen İncil'lerden hareketle oraları eleştiriyor. Oradaki yöntemlerinden birisi, birkaç işte kelime var, ben kalp var mı orada bilmiyorum. Belki o da vardır. Şimdi hatırlamıyorum ama Rab kelimesi üzerinde duruyordu. O tercüme dediniz ya siz, tercümeden evet. Kaynaklanıyordur. Yani Rab kelimesinin aslında Aramice'den, ki Aramice Sami dillerdendir, Semitik dillerdendir. Hazreti İsa'ya vahiy o dilde indirildi. Yunanca'ya tercümede o Rabbin, işte Hazreti İsa'nın ilahlığı oradan çıktı diyordu. Yoksa Arapça'da, Aramice'deki Rab, efendi manasına geliyor evet. Biliyorsunuz o manada. Oradan belki de kalp de vardır, onu bakmak lazım. Olabilir, yani. Olabilir hocam. Çünkü o şeyinde. Evet, buyurun abi siz devam edin. Evet, yani bu yönüyle hocam Kitab-ı Mukaddes diye ifade ettiğimiz topluca Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an-ı Azimüşşan. Yani bu ilahi kitapların hemen hepsinde böyle kalp çok merkezi bir kavram. Evet. Yani insanın hemen hemen... bütün aslında bütün vahiylerde, ediyor. Bütün peygamberlerde, vahiylerde böyle. Ve sizin sorduğunuz işte o kalp salih olursa, iyi olursa, düzgün çalışırsa evet. Bütün beden salih olur. Evet. O bozuk olursa bütün beden bozuk olur. Bir de bakınız ikinci sorduğunuz hani o hadis-i şerifte
Allah sizin suretlerinize, evet, dış şeklinize, İnnallah mallarınıza la bakmaz. İlla etsamikum ve la ila suvarikum ve la yanzur ila gulubukum. Envalikum de var. Ve sizin kalplerinize nazar eder. Bunun için zaten... Envalikum de ve amalikum. Evet. Bizim hocam kültürümüzde gönül nazargah-ı ilahidir derken esasen bu hadisten hareket edilir. Yani Allah'ın baktığı yer sende gönüldür. Onun için sen gönül sarayını Allah dışındaki her şeyden arındır. Orası tertemiz olsun. Ayine-i insani derler kalbe mesela. Ayine-i insani. Hmm. Ve bizim gerçekten özellikle tasavvuf kültüründe hocam, belki bizim İslam kültüründe alimlerimiz içerisinde, ariflerimiz içerisinde en çok kalbe vurgu yapanlar ehli tasavvuftur. Evet. Ve bu yönüyle kalp mesela Mevlana'da çok çarpıcı ifadelerle anlatılır. Der ki, senin der saman çöpü kadar bile değer vermediğin o gönül var ya der, arştan da üstündür, kürsiden de, kalemden de, levhten de. Hmm. Kırık gönül der. Kırık gönül. Eğer bir gönlü kırarsanız bu en büyük cürümdür der. Ve zaman zaman mesela hocam insan kalbi bu yönüyle Arşur Rahman'a benzetilir. Der, insan küçük alemdir ya. İnsan Zübde küçük alemdir. Zübde-i alem. Alemin bir özetidir. O makro alemin bir arşı vardır. Onun mahiyetini bilemeyiz. Mikro alem diye ifade edebileceğimiz o insanın da bir arşı vardır. O arşta insan gönlüdür der. Bazen Kabe'ye benzetir. Yani bu yönüyle doğrusu hakikaten... O Ragıb el-İsfahani'nin bir sözü var, hatırlarsınız onu. Nasıldı? Yani insan aslında büyük bir kainat, kainat küçük bir insandır diye. Tabii, yani tabii. Aslında makro aslında, ve mikro. Evet, bu evet. Hocam bu çok işlenen bir konu doğrusu. Bir de o şeyi de onu da söylemek isterim. Sizi tamamlama anlamında. Yani bu bir hadiste Efendimiz bir gün Kabe'nin karşısına geçiyor. Kabe'nin karşısında diyor ki ona, biliyorum sen diyor Allah'ın beytisin, büyüksün, azimsin. İşte bu sayıyor bütün sıfatları falan. Ama diyor, le kalbi mümin azam mink diyor. Evet. Müminin kalbi senden daha büyüktür. Evet, diyor. Müminin şerefi hakikaten, senden daha büyüktür. Gerçekten öyle. Dolayısıyla hocam bu gönül cevheri diyelim, kalp cevheri, insanın öz benliğindeki o çekirdek çok hassas görülmüş. Mesela yine Mevlana der ki, Allah diyor senin gönlüne öyle bir cevher yükledi ki, onu göklere de vermedi, yere de vermedi. Hmm. Yani onun kıymetini bil diye. Onun için bizim medeniyetimiz aslında incelenirse bir gönül medeniyeti gibidir. Evet. Hep evet, gönlü merkeze alan bir... Yani zaten bir sürü şiirler, şeyler, edebiyatlar çok sayıda, ona göre çok gelişmiş sayıda, yani. Çok sayıda hakikaten evet, şiirlerimiz var. Şarkılarımız var, hepsi var yani. Evet. Bu yönüyle gönül ihmale gelebilecek bir alan değil hocam. Yani bu yönüyle gerçekten zaman, belki bir her müminin, her inanan insanın, belki her insanın bir gönül davası olmalıdır elbette.